yeni eğitim, öğretim yılı başladı. Ne kadar güzel. Başladı, büyük tantaralarla başladı değil mi? Servisler ne oldu? İşte kitap paraları, önlük, forma fiyatları da filan derken iş geldi. Şimdi öğrencilerin cebine girecek harçlığa. Acaba ne kadar harçlık vermeliyiz ki onlar kantinde en azından bir tost, bir ayran içebilsinler değil mi? En azından böyle düşünüyorduk efendim. Buyurun cevaplar gelsin. Kantin dönemi kapandı diyebilir miyiz? Evet, kapandı. Annelerin işi zorlaştı. Girdi maliyetleri katlandı. Okul kantinlerinde de fiyatlar yükseldi. Öğrenciler için yiyeceğini evden getirme dönemi başladı. Bazen kantinde yiyor, bazen evden koyuyorum ama kantin çok. Biz emekliyiz, yetiştiremiyoruz. Milyonlarca öğrenci için geçtiğimiz günlerde ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okula başladı. Peki kantinlerdeki fiyatlar nasıl? Çok pahalı yani, 50'den başlıyor yani. Pizza 55 lira mesela. Bir ayran 20 lira. Şimdi sen olmuş 55 lira, su 7 lira. Bir dondurma 15 lira. Kantinlerde simidin tanesi 15 liradan 20 liraya, tostlar ise 40 liradan 50 liraya çıktı. Daha eğitim yılı başlar başlamaz fiyatlar yaklaşık %25 zamlandı. Herkes veremiyor. Veren var, veremeyen var. Ben okula 50 TL'ye getiriyorum. Bir tane şey alamıyorum neredeyse. Tost 55 lira. Kantin işletmecileri artan maliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını söylüyor. Veliler ise aynı görüşte değil. Bu hafta kızım dedi ki anne bu yetersiz kalıyor. Belirlediğimiz ücret ona yetmiyor. Kantin fiyatları bence de çok yüksek. Kantindeki ürünlerin fiyatı günden güne artınca veliler yeni yöntemler arıyor. Öyle ki artık evden yemek getirme dönemi resmen başladı. Biz kantinden alışveriş yapmıyoruz. Ortaokul olmasına rağmen beslenme hazırlayıp gönderiyorum ben de. Evden besleme yolluyorum. Evde hazırlanan sandviç veya tostların yanına içecek alınması daha uyguna geliyor. Hal böyle olunca özellikle birden fazla çocuğu olan veliler kantinden alışverişi minimuma indirmiş durumda. Ne yapsın çocuklar? Ne diyor? Benim 50 liram var, bir tost bile alamıyorum. Evet, aynen yani öyle. Yani yaş vallahi ortalama 11-12. Hani ortaokulda öğrencisi. İlkokulda kantin kullanımı çok olmuyor bildiğim kadarıyla ama ortaokulda öğrenciler... Nasıl canım, ama bu yine insanlar almıyor mu ortaokulda? Almıyorlar. İlkokulda, ortaokulda alıyorlar. İlkokuldan çocukların o kadar parayla alışveriş olmadığı için... Yoksa yerli malı, yurdun malı haftası diye dağıtıyorlar mı? Öyle sütleri, peynirleri ne kadar güzeldi zamanında. Gerçekten çok güzeldi. Tost 50 liradan başlıyormuş. Evet. 55 lira diyor bir tost benim okulumda diyor, verilen örnek ya da işte simitle geçirdiğim okuluna zaman göre değişiyor anladığım kadarıyla. Pizza var, şinitsel var vesaire vesaire yani de genel olarak 50 liradan başlaması vay 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 dedirtiyor insana ya. Ve iki tane çocuğun, üç tane çocuğun olduğunu düşün. Düşün. Aileler ne yapsın? Dolayısıyla evden yapıp gönderecekler. Yani minimumda 50 lira bir harçlık verse ayda 1000 lira okula cebine harçlık koymak durumunda bu aile. Senin dediğin gibi iki tane, üç tane varsa yaşları farklı farklı. İstekleri, giderleri bambaşka. Hal böyle olunca evde yemek yapıp işte ne o değil mi beslenme çantasına koyma devri birazcık daha geri döndü. Ha bunun için aslında uzmanlar ne diyorlar? İşte çocuklar paketli gıdalardan, gerçi kantinlerde onun için ciddi bir bu arada denetleme de var diyelim. İnşallah. Çocukların ne yediğine dair. Yani biraz daha ev yemekleriyle, anne poğaçasıyla, anne kekiyle falan büyüme devri. Büyüme devri de yani restoran menüleri gibi olmuş canım. Aa, böyle bir şey olur mu bir taraftan da? Hani şimdi belki %25 daha maliyetlere yansımadı ama hani kira olayları falan vardı. %25'te o da %65'e vesaire geldiyse daha önümüzdeki ay dilimlerinde bol bol zamlı fiyatları göreceğiz. Hani 50 liralık tostu bile vay be bir dönemler 50 liraya yedik diyecek yavrularımız. Evden götürsen de o da masraf, ayrı bir masraf. Evet. Vallahi bilmiyorum, Allah kolaylık versin güzeller güzeli velilerimize ama çocuğumuzun boğazından kısamayız. Evet, uzun zamandır gitmedik aslında sen de böyle biz Eminönü çarşı vesaire dolaşırdık yani. Son kahvaltılıklar acaba bir haftalık neye mal oluyor diye. Tabii. Bak iyi hatırlattın. Bu dönem de bir değerlendirmekte fayda var bilgi açısından.